Aziz Yıldırım 3 yıl aradan sonra konuştu. Ne dedi bir bakalım değerli izleyiciler. Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına derli toplu bakınca 3 sene oldu. Aziz Yıldırım hiç konuşmadı. Ali Koç da 3 yıldır başkan ve Fenerbahçe'de aslında tarihinin en kötü günlerini yaşadı. 2018-19'da ligde kalmayı oynadı. 2019-20'de Kadıköy'deki bütün üstünlüklerini kaybetti Galatasaray'a ve diğer takımlara karşı. 2018-19'da ayrıca Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı. Kendi tarihinin bile, yani geçmiş tarihlerde bile bu kadar kötü rekorları yoktu. Geçen sene biraz daha iyiydi ama orada da gene üçüncü oldu. Belki Sivas maçı kazanılsa farklı olabilirdi. Peki Aziz Yıldırım ne dedi? Haklı mı değil mi? Ona bir bakalım. Bir kere Aziz Yıldırım iyi bir Fenerbahçeli, sıkı bir Fenerbahçeli. Yanındaki Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu, kardeşi Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, diğerleri hepsi bunların iyi Fenerbahçeli olduğundan ve Fenerbahçe'yi de 1998'e görevi devraldılar. 2018'e kadar da hakikaten iyi götürdüklerini söylemek lazım. Bir ara açık ara gidiyordu ama o işte sözleşike süreci zamanında Fenerbahçe'ye büyük kayıplar verildi. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki Beyaz Atlı Prens Fenerbahçe Anadolu kulübü haline geldi, küme düşüyordu. Bunu ben de çok söylüyorum değerli izleyiciler, bir Fenerbahçeli olarak. Ali Koç zamanında Fenerbahçe sıradan bir Anadolu takımı hüviyetine büründü. Yani eskiden en kötü günlerinde bile Kadıköy'de kolay kolay yenilmeyen ya da rakiplerine sahide dar eden Fenerbahçe gitti. Şimdi basit bir Anadolu takımı geldi. 6.'lığa 7.'liğe oynayan veya geçen sene işte 3. olan bir takım var. Aziz Yıldırım bunu kabul etmediğini söyledi. Ali Koç Beyaz Atlı Prens olarak geldi. Pamuk Prensesi alacak, uçuracak. Beyaz Atlı Prens küme düşürüyordu bize dedi. 3 senedir enkaz edebiyatı yapıyor dedi. Dere ağzında ben geldiğimde diyor Aziz Yıldırım. Dere ağzında bir tek Metin Aşık tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu diyor. 50 tane tapu aldım diyor. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır ama Sayın Başkan ya hesap ya kitap bilmiyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın mal varlığı bizden fazladır diyor. Bir ağaç diktiler mi diyor. Bakın ben diyor bugün tüm maliyeti 130 milyon dolar olan mesela ne yapmış Aziz Yıldırım onu söylüyor. 100 milyon dolara yakın bir stat yaptı. Stadı biz yaptırdık diyor. Ülker Arena maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereazı, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe Televizyonu ve Yayın Grubu, Feneryum, Faruk Ilgaz tesisleri, Topuk Yaylası hiç varlıklarımızın farkında değiller. Çünkü gezmediler, görmediler diyor. Ali Koç çok sıkıntı çektim diyor. Aziz Yıldırım da dedi ki yani hapis mi yaptın dedi. Pandemide belki bir hafta evden çıkmadın dedi. Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi kendine rakip görme, bizi düşman görme. İçine Aziz Yıldırım kaçmış, Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış diyor. Değerli izleyiciler, Topuk Yaylası'nı yıkıp yeniden yapman lazım. Ya biz kaybettik, çekildik, aday olduk, seçilemedik, kaçmadık, buradayız dedi değerli izleyiciler. Ve yapmayacaksan bırak diyor. Bana ver 10 milyon avro, bak kimleri getiriyorum. Bir hafta şu ki bence Aziz Yıldırım'ın en haklı olduğu eleştiriler, en haklı eleştirilerinden biri şu. Fenerbahçe'ye antrenörü bulamıyoruz, gelmiyorlar. Böyle bir söz diyor. Hem Fenerbahçe'ye hem Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen, veren insan her yere gelir. Parayı vermezsen kimse gelmez diyor değerli izleyiciler. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. Onu da söylemiş. Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diyorlarmış. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin demiş. Mahkemeye vereceğim diyor. Biz seçim günü 150 milyon avro verelim dedik. Sen futbolu, biz diğerlerini yönetelim dedik. 150 artı 1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar dedi. Ramos'u, Zeko'yu al. Bize yalancı diyor, seni affetmem demiş. Ali Koç, sen Vehbi Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlusun. Sen Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz. Real Madrid'li Ramos boşta. Git onu al, Benzema'yı al. Roma'dan Dzeko'yu al. Bundan sonra sahnedeyim demiş değerli izleyiciler. Ve önemli açıklamalardan biri de 3 Temmuz. Koç 3 Temmuz'un neresinde? 3 Temmuz'dan önce Murat Özaydınlı yanıma geldi. Bakın Fenerbahçe'nin şike sürecinden önceki durum değerlendirmesini anlatalım size. Hisse senetleri 1.8 milyar doları buldu. Yani 2 milyar dolara yakındı Fenerbahçe'nin değeri. Biz %15 halka arz yapalım. 270 milyon dolar kulübe para gelsin. 150 milyon dolarla borç ödeyelim. Kalan
100 milyon doları bankaya koyalım, 20 milyon dolarla da transfer yapalım demiş. Murat Özaydınlı bunu Aziz Yıldırım'a söylüyor. Forbes dergisi Aziz Yıldırım mucizesi diye başlık atmış. Gelecek 20 yılın takımlarından biri de bizdik diyor ve 3 Temmuz oldu. Ali Koç 3 Temmuz'un neresinde diyor. Bugün 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir diyor. 2013'ten sonra yönetim başarısızlığı duruyor. Karar ver. Benim dava arkadaşlarım bana FETÖ'cü diyor dedi. Böyle bir şey yok diye de eklemiş değerli izleyiciler. Kongreye gelmiyor. Aziz Yıldırım kendisine maraton tribünde yer tahsis edilmesine izin verilmediği için bugünkü kongreye katılmayacağını söylemiş değerli izleyiciler. Fenerbahçe Kulübü de bununla ilgili bir açıklama koydu. Onu da söyleyelim. Aziz Yıldırım'ın kulübün yaptığı açıklamada şöyle. Maraton tribün tarafındaki otopark kullanma isteklerinin kabul edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaya dair zorunlu olarak dile getirmek istiyoruz ki diyor. Stadımızdaki tüm otopark alanları 25-26 Haziran'da düzenlenecek kongremizi önceki tüm kongrelerimiz olduğu gibi kullanıma kapalıdır demiş. Kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olması sebebiyle Feneryum Otoparkımızdan Aziz Yıldırım'a yer verilmiştir diyor. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Feneryum tribününde kullanabileceklerini belirtmek isteriz demiş değerli izleyiciler. Evet Aziz Yıldırım Ali Koç'u eleştirdi. Aziz Yıldırım ilk geldiğinde 98-99-99-2000 iki sene şampiyonluk görmedi. Ama sonra 2001'de Fener şampiyon oldu. 2004-5 ondan sonra zaten 2011'e kadar Fenerbahçe başarılı gitti. Ama 3 yıl boyunca da henüz daha Ali Koç'tan bir başarı göremediğimizi söyleyelim değerli izleyiciler. Evet Aziz Yıldırım böyleydi açıklamaları.